karı maalesef koca. Maalesef dedin değil mi? Gerisi geliyor. Maalesef, ya maalesef ne yazık ki. Evet bir... yani bunu hani her gün ne aslında bakarsan şöyle bilançoyu her güne yayılan bir yani Allah korusun bundan sonra olmasın ama bir cinayet maalesef. Maalesef işte bir şiddet kadına yönelik yine bir koca cinneti diyebiliriz cinneti aslında diyebiliriz, değil mi? Cinneti diyebiliriz. 10 evet. gün önce kavgaya tutuşuyorlar. 3 çocukları var. Annesini orada dövüyor. Ve herkesin gözü önünde çocuklar da dahil olmak üzere. Ama bu sırada bu arada annesini yaşadığı sitede bu arada. Bu arada bir vurdum duymazlık burada dikkat çekiyor. Haberi izleyelim istersen. Peki. Hem vurdum duymazlığı konuşuruz. Hem şiddetin geldiği hem noktayı konuşuruz. Hem de ulu orta diyorsun. Aynen öyle. Bir bakalım merak ettim. Kalçam kırıldı diye çığlık attın. 2-3 defa daha tekmeyi attı. Onları feryandan savunmayacağım. Arkasından koşarak geldi, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye darp etti. Bana şiddet olayı 3. Bel kemiğimi kırdı. İzmir Seferihisar'da yaşayan 3 çocuk annesi kadın eşiyle boşanma aşamasındaydı. Babasında kalan oğlu 10 gün önce eve ağlayarak geldi. Babam vurdu dedi. Aradım yani sen rüzgara vurdun mu diye. Hayır dedi. İşte sen çocukları dolduruyorsun dedi. İddiaya göre telefon kapandıktan dakikalar sonra saldırgan koca sitedeydi. Bahçede yakaladığı eşini yere savurup çocuklarının yanında yumruklamaya başladı. Bana vururken ki söylediği cümleler işte çocuklarımı dolduruyorsun şeklindeki cümlelerde. Talihsiz kadın yerde çırpınırken çevredekiler kılığını bile kıpırdatmadı. Kimi balkondan seyretti, kimi orada çiçek suladı. Bel kemiğinde 3 kırık oluşan yaralı kadın suç duyurusunda bulunsa da işe yaramadı. 8 gündür bu insan dışarıda. İlla beni bıçakla ya da silahla vurması mı gerekiyor? Söylenecek çok söz var, konuşulacak çok konu var. Şimdi o kadın yerde. Adam nasıl bir hırsla ve öfkeyle vuruyorsa sanki yerde kendi cüssesinde birini döver gibi. Yani şiddetin herhangi bir türlüsü zaten olamaz, olmamalı ama şu görüntüler evet. Ne demek? Bir durdurabilir miyiz orayı? Hı hı. Yani inanılır gibi değil. Bakar mısınız? Bu nedir ya? Ben bu yani bu nasıl bir şey? Şimdi 3 tane çocuk vermiş o adam sana. Evet. O kadın. Bakar mısın? O kadını sanki onun gücünde, kuvvetindeymiş gibi yere yatırıp neden? Neden işte? Neden? Bu kadar, bu öfke beni çok dikkatimi çekiyor. Ya o kadar öfkeli bir şekilde yaklaşım var ki bir de. Hani şiddeti tamam onu ayrı konuşuyoruz ama öfkeli bir şekilde o kadar hınç alır, intikam alır bir şekilde bunu yapıyor bu erkekler özellikle. Konu ne, çocuklarımı neden doldurdun? Murat sen erkeksin. Şimdi bir erkek gücü ve kadın gücü arasındaki farkı konuşmamıza gerek yok burada. Şimdi bir kadın öyle bir darbeye ne kadar dayanabilir? Dayanamaz ki işte görüyoruz. Bel kemiği kırılmış, kalçam kırıldı zannettim dedi. Şimdi kalça kemiğinin kırılabilmesi çok ciddi bir şey bir darbeyle. Yani kadının yaşadığı travmaya bakın ve o anda da galiba etrafta birileri çiçek mi suluyor? Ne çiçek suluyor işte bütün vurdum duymazlığı. İnanılır gibi değil. Ah, maalesef işte yine bir şiddet haberiydi. Şimdi... Bir daha olmamasını istiyoruz ama... Aynen. Şimdi bak orada bu kavga var. Ben takıldım. Şimdi ben buna çok... O çiçek sulayan hanıma da takıldım. Buradan bir çift sözüm var. Yani hanımefendi korkmuş olabilirsiniz. Aman size de saldırmasın. Bir herhangi attınız, bir şey. Sadece. Hayır telefonla ara. Yok abi. 155 lütfen. İmdat polis arayın. Yani hatta bu numaraları da böyle vermek lazım ara ara çünkü unutuyoruz. Evet. KADES var telefonumuza yüklü. Hı hı. Bu KADES çok önemli. Biz bunu çok fazla işledik programlarımızda. Sen de biliyorsun Murat'cığım. Kadınların gerçekten basıldığı andan itibaren bulunduğunuz lokasyona anında polis ekiplerinin gelip sizi kurtarma birimi. Evet. Bu çok çok önemli. Bunu da söyleyelim buradan. Geçmiş olsun hanımefendiye. Umarım beyefendi kadının da söylediği gibi en kısa zamanda gereken yapılır.